Anfa Fuar Merkezi'ndeyiz. Bal günleri var dediler, geldim. Sizin için balları, bal çeşitlerini çekeceğim. Bakalım bal hakkında neler bilmiyoruz. Evet, ben muhtar. Burası da muhtar. Kilosu ne kadar? 100 lira karakol mallarının peteğinin. Kavanozda 80 lira. Kavanoz 80 lira. Kızlar kıyafetler çok çok güzel. Teşekkür ederim. Şöyle bir bakalım. Ne var? Doğaldır, orijinaldir. Mal dediğim böyle akar abi. Hiç durmadan akar. Kaşıkta bir bal bitene kadar. Kopuk olmaz değil tabii, mi? Tabii abi, bak balların var mı? Yukarıda, yok abi, abi burada abi işte. Abi bir de kalitesine bak. Kaşıktaki bala bak abi, sen doğal abi. Tabii abi, abi bak burada abi, burada. Bak. Bu bal doğal bal, bak, orijinal bal. Hiç kesilmeden akar o bal. Buyur. Her bir bala sahip. Çünkü ağzında gidip diğerine bağlı. Yanında da artık. Bal fuarındayız ama daha çok kahvaltılık ürünler satılıyor burada. Trabzon'dan da stand açmışlar. Trabzon ekmeği, kaşar, tereyağı, her şey var. Burada da Erzurum yöresel ürünleri var. Alan bir daha alıyor. Buyurun. Patron akşam gömleler bizi kesecek baba. Vallahi. Satamadınız diyor. Deyip daha akşama çok var. Satarsınız ya. İnşallah. Geleceğiz gideceğiz. Buyurun buyurun buyurun. Hoşçakalın. Burada da peynir çeşitleri mevcut. Evet, anlatıyorum. Kömelerimiz şahane. Enerji veriyor. Kan yapıyor. Evet, cevizlerimiz taze. Tadına bakın efendim, tadına bakmadan geçmeyin. Ankara'dayız, Zonda'dayız. Boş değil, boş değil. Buyurun. Dolu dolu. Pekmez efsane. Çocuğu buyurun. Köme siz, şahane ve köme bey. Efendim. Kömeci bey, köme şahane etiketleyin bizi de. Kömeç Bey, Kömeççi Bey. Kömeççi Bey, Kömeşhane. İstediğiniz gibi takip edebilirsiniz. Instagram Kömeşhane, Instagram Kömeççi Bey. Bizi takip edin efendim. Hoş geldiniz. Şuradan tadına bakabilirsiniz. Buyurun efendim, buyurun buyurun. Atom var efendim. Bal, kule, propolis, haruslu, tarçın, karanfil, zencefil, zerdeçal. Efendim, kömelerin kalitesinden belli oluyor. En güzel kömeler burada, buyurun. Al sucuğu ağlatma çocuğu efendim, buyurun. Buyurun, ödemeden gitmeyin, buyurun. Buyurun.
Buyurun efendim. Tokat Avcılar Derneği. Üstünüz yiğit. Ne kadar? 175 gram geliyor. İçerisinde 47 çay kaşığı var. İçeriğinde ne var? Balla ilgili bir şey. İçerisinde toz propolis, zencefil, zerdeçal, nane, limon kabuğu ve okaliptus mentolü var. Mentolün sıcakla birlikte uçup geriye bir etki bırakmıyoruz. Nasıl açtı mı burnunuzu? Açtı. 40 TL efendim. Geleceğim. Propolis kış çayı yapacağım. Ay, mentollü mi? Okaliptus mentolü var. Önce bir kokusunu çekiyoruz. Nedir bu? Propolis kış çayı. Burada bunu alıp gideceğiz. İndir alamıyoruz. Ben! Ceviz mi bu? Ceviz reçeli. Süt reçelim de var ablası. Keçi sütü reçeli. Belediye destekliyiz. %100 doğal. Günlük 2 kaşık almanız günlük kan suyum ihtiyacınızı karşılar ablacığım. Sadece keçi sütü mü var? İçinde başka bir şeyler de var mı? Keçi sütü, bir miktar pancar şekeri, bir de yemek sodası var ablacığım. Ceviz reçelimiz de beyin sağlığını korur. Kemik erimesini önler. %100 doğal, hiçbir katkı maddesi yok içerisinde. Yine bunda da pancar şekeri var. Normal reçel gibi kahvaltıda tüketebilirsiniz. Mesela süt reçelini midenize ekşince bir tatlı kaşığı alabilirsiniz. Şişkinlik oldu, iki tatlı kaşığı alabilirsiniz. Yani kalsiyum deposu. Karadut özünün faydaları nedir? Ağız yarasına, kansızlığa, bağışıklığın güçlenmesine birebirdir. Çocuklar kışın kolay kolay hasta bile olmazlar. Sabah akşam sadece birer tatlı kaşığı alır. Ne kadar bu mesela? Bu 40 lira ama burada işi olmadığı için 30 liraya kadar veriyoruz. Zaten kalan bu. Doğal bal buyurun. Şöyle yapalım mı? Evet, sevenleri kavuştuğum teşkil edin. Bugün Erçavundur köyü Aydos yaylasının balları. Çiçek balı, polen. Bu da ev yapımı acılı sos. Kahvaltılık. Polen 15 lira, 100 gram. Bal 80 lira. Amca, o tereyağın içerisinde ne var biliyor musun? Aşk var, sevgi var, az da ihtiras var. Haberin olsun. Ne kadar tereyağları? 40 lira, 50 lira yetmiş. Bu 35 lira. Ne yapıyorsun? Bu bir